masaya yürüyecek gittim. Fakat rakip çok istiyor. Şimdi belki bir arada yapabiliriz. Vallahi heyecanlıyız. Yani ikimiz de heyecanlıyız. İkimiz de ayrı şey için heyecanlıyız. Arkadaşlarımız bugün sahneye çıkıyor. Nurgül benim rol arkadaşım. Afro'yu da yeni tanıdım. Ve gerçekten ikisi de çok istekli, çok hırslı ama hırsları iyi anlamda ve metnin de gerekliliklerini, sahnenin gerekliliklerini çok özümsemiş, içselleştirmiş. Rollerine ve oyuna çok tutkunlar. Nagihan Hoca, yönetmen aynı şekilde. Vallahi yani Cem Yılmazer, emeği geçen herkes bu anlamda çok istekli ve hevesli. İksem Başarılı çevirdi teksti. O yüzden ne söyleyebilirim? İşte bugün bana bir şey sordun mu oyunla ilgili otomatik konuşmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın bak? Ben de çok heyecanlıyım. Herkes çok emek verdi gerçekten. Hepsi de gözlemişlerini de oldu. Yani ben bu emeklerin karşılıklarını alacağını düşünüyorum. Seyirciden de pozitif bir dönüş olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışmanın bir karşılığı olmalı. Yani adaletli bir şey olmalı. Olmalı değil mi? Tabii olmalı hocam. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz şimdi böyle hani evde rol falan birileri böyle bir şey çalışınca yakında işte ne bileyim bir yaratma sürecinde bir şey olunca çevredeki insanlar yani çünkü evde kız kardeşim de oyuncu falan. Ondan sonra böyle birileri yakında bir şeyler yapmaya başlar. Sen de etkileniyorsun. İster istemez etkileniyorsun. Olumlu anlamda etkileniyorsun. Olumsuz anlamda etkileniyorsun. Falan. Ondan sonra da başka bir heyecan yaratıyor. Ama günün sonunda bugün işte. Tam da oyunun oynanacağı gün. Bütün hepsi geçiyor. Böyle sadece şey kalıyor. Acaba ne olacak? Falan gibi bir durum oluyor. Bu ilk işte dizi yayına girerken, ilk oyun işte sahneye çıkarken, ilk okuma provasına giderken, ilklerin böyle başka bir heyecanı oluyor. O da insanın böyle bir başka hissettiriyor. İşte ben de öyle başka hissettim. Günlerden bir gün. Seni çok iyi anlıyorum belki. Tabii evden ben de oldum. Yok, keşfet ediyor musun? Ben işletmeye daha çok. Evet. Bizim reklam bölümü müce. Evet, aynı zamanda restoran bölümünü ben işletiyorum. İnşallah seneye daha da büyüyeceğiz. Gerçekten menülerdeki değişiklik inanılmaz. Vallahi kısmet olursun. Oyunundan da bahsediyor. Fiziksel olarak da birbirlerine benziyorlar aslında. Hatta biz seçiliyor. Yani dedi ya cast en mi seçildi? Oradan gerçekten cast'ı hiç bu kadar iyi kullanan başka birini görmemişim. Kasten seçildi. Şey çünkü hikayenin içinde böyle bir katlanan yeri var. Hikayede böyle hani onları birbirine benzemesinin uzun vadeli bir paralelliği oluyor hikayenin sonuna doğru. Bu anlamda böyle ilk okuduğumuzda Nurgül de benim de aklıma aslında böyle keşke Afro oynasaydık. Ama çok yoğunluğu da olan bir oyuncu. Sonra şansımıza işte Nurgül'ün projesi yoktu, Afro'nun projesi yoktu. İkisinin de projesi olmadığı bir alan zaman bulunca hemen oyunu çalışmış olduk gerçekten. Bu arada Mert de yani benim böyle çok ekrandan seyrettiğim işte Aşk 101'de birlikte oynadık biliyorsun falan diye öyle söylemiyor. Orada da böyle çok takip ettiğim bir oyuncu gerçek. Yanımda olduğu için söylemiyorum. Sahnede de olmasını çok istediğim oyunculardan biri. Umarım bir projede bir şeyde konuşuyoruz. Valla Dastas'ta ya da değil hiç fark etmez. Ben Dastas'ta olsun çok isterim de. Böyle hani böyle genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ekrana emek verdikleri gibi, kamera önüne emek verdikleri gibi, sahneye de emek vermesini çok önemsiyorum. Bu işler hep istek işi, heves işi. Aynen böyle hani kamerayı eline alıp, omzunu alıp çıkan, ona emek veren, sahada çalışan sizler gibi. Aslında bu işte biraz kilometre işi, biraz heves işi, biraz istek işi. O anlamda Mert tam da öyle birisi zaten. Umarım yolu açık olur. Yakın tanım oyuncuların biraz tiyatro aslında bir eğilimi var. Aktarlama bir tane konusunda biz çok dizi projesi daha yakıştık proje için ama siz nasıl görüyorsunuz yeni oyuncuların tiyatro başına? Bu maraton koşuculuğu aslında yani. Böyle biraz daha oyun tutmayı, daha uzun bir kondisyon kazanarak oynamayı. Çünkü bizim şeyde aslında dizi sektöründe 10 dakikalık, 15 dakikalık sahneler oluyor. Daha uzun olmuyor. Ama orada da bir oyun tutma gelişiyor tabii. Rol, işte onun dramaturjisi, biraz daha çizgisi, grafiği belli oluyor. Ama buralarda daha çok deneyimleme imkanımız var. Bir de kurgulanmış şeyi dönüştürmek, geliştirmek çok zor, imkansız. Çünkü kurgulanmış, bitmiş. Ama burada sürekli progres eden yani gelişen ve yolculukta insanın kendini tanıdığı, metni tanıdığı, mesleği anladığı bir yolculuk var. O yolculuk da hevesten ibaret. Birçok üstadımız var, ustamız var. Okullarından mezun olmuş, efsaneler yaratan. Birçok üstadımız var, Şener Şen gibi, Metin abi gibi.
aslında böyle tedrisattan, başka bir tedrisattan gelmiş. Usta çırak ilişkisiyle sahnelere çıkmış. Hala da sallayan. Metin abi bir anda hem burada işte bizim Das'ta bir oyun koydu biliyorsunuz. Şimdi bir yandan BKM'nin bir işinde. Şener abi her gün burada her hafta sahneye çıkıyor. 80'e devirmişken ikisi de inanılmaz performanslar gösteriyorlar. Ve aslında usta çırak ilişkisiyle alaylı gelmiş durumda. Bizim işimizde okullu alaylıdan çok kim ne kadar emek verdi, ne kadar dirsek çürüttü, ne kadar istekli, hevesli, ne kadar kendine, topluma ve her şeye yatırım yapıyor, ona bakmak lazım. Bizim gençler de gümbür gümbür geliyorlar. Umarım biz de temas eder, birlikte sahnede olur. Bir ufacık da olsa bir katkımız, bir şeyimiz olur. Tek hayatım çocuk mu demişim? Öyle miymiş? Kim diyor ya bunu? Magazin bilen yok değil. Ya şey, ben de şahit. Motivasyonum ben. Yani sürekli buradayım gerçekten. Dastas için işte ne bileyim çeşitli çalışmalar için zaman geçiriyorum. Ama bir yandan da tabii Mia ile Seyhan Mia ile İdil'le olan zamanı da mümkün mertebe değerlendirmeye çalışıyorum. Konsantrasyonum o. Tabii hani böyle akan suların durduğu bir şey oluyor ister istemez. O da öyle yani. Söylüyorlar da çok inanmıyorum. Biraz öyle. Teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederiz. Sağ olun.